Haber Söz Milletin programında bugün sokaktaki vatandaşlarımıza adaylardan hangisi daha inandırıcı sorusunu soracağız. Bakalım cevaplar ne şekilde olacak? İsminiz nedir acaba? İsmim? İsmail. İsmail abi, seçim yaklaşıyor. Adayınız kim? Hangi partiye vereceksiniz? Neden? Adayım Tayyip Erdoğan. AK Parti'ye vereceğim. Neden? Yıllardan beri böyle bir adamı özlüyorduk. Onun için bulduk yani aradığımızı. Peki sorumu sorayım size. Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Recep Tayyip Erdoğan. Hangi aday size daha inandırıcı geliyor? Tayyip'ten başkasını tanımıyorum. Yani Muharrem İnce inandırıcı gelmiyor? Yok. Meral Akşener. Ne projesi var, ne bilmem nesi var. Hikayeden konuşuyor. Diğer adaylar neden size inandırıcı gelmiyor peki? Gelmiyor. Hiçbir projesi yok ki, bir şey yok ki ortada. Proje olmadığı için. He? Proje olmuyor. Yapılan projeleri durduracağız diyorlar. Evet. Bu sebeple. Yapılanları da durduracağız diyorlar. Kendi projesi olmadığına göre inandırıcı değil yani. Pekala, çok sağ olun. İyi günler. Yüksel Mutlu. Yükselen ablam, seçim yaklaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, hangi aday size daha inandırıcı geliyor? Söylüyor zaten. Cumhur İttifakı. Söylüyor. Recep Tayyip Erdoğan mı? Neden? O, onun zamanında daha iyi yaşadık. Ben dialize giriyorum. Onun zamanında her imkanlar var. Öbürlerini de gördük. İnşallah iktidara gelir. Eski Türkiye'de neler vardı? Eski Türkiye'de kuyruklar vardı. Yasaklar vardı. Şimdi her şey serbest. Eski Türkiye'de neler yoktu? Neler yoktu? Bilmiyorum artık orası mı. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hayırlı günler. İsminiz nedir acaba? Efendim, Müzeyyen Şahin. Müzeyyen Şahin. Müzeyyen Hanım, seçim yaklaşıyor. Hangi adaya oy vereceksiniz? Hangi partiye? AK Parti'ye. Neden? Neden? Memnun olduğum için. Memnun olduğum için. Hangi hizmetlerinden memnunsunuz? Yollardan. Yollardan çok memnunuk. Peki. Bir şeyden memnun değilim, onu da söyleyeyim. Suriyelileri getirdiği için ondan memnun değilim. Neden? İstemiyoruz. Neden istemiyorsunuz? Neden istemiyoruz? Yarın belli bir zaman sonra belki onlar da terörist olacak Türkiye'de. Onun için o konuda memnun değilim. Peki onlar Müslüman kardeşlerimiz değil mi? Olsun. Biz nasıl burada savaşıyorsak onlar da memleketlerinde savaşsınlar. Hazıra kurmak istiyorlar. Öyle değil mi? Peki. Teşekkür ediyorum cevabınız için. Son olarak eski Türkiye'de ne vardı? Şimdi ne var? Vallahi şimdi çok şey değişti bana göre. Öyle diyorum ben. Bilmiyorum. Oldu. Pekala, çok teşekkür ederiz. Merhabalar. İyi günler. İsminiz nedir acaba? Gökhan. Gökhan. Seçimler yaklaşıyor. Adaylar açıklandı. Hangi adaya oy vereceksiniz? Hangi partiye? Neden? Tabii ki AK Parti. Neden? Yaptığı hizmetlerden dolayı. Evet. Adayınız Recep Tayyip Erdoğan o zaman. Evet, evet. Peki eski Türkiye'de ne vardı? Şimdi ne var? Ya, eski Türkiye'de çok sıkıntı vardı. Yani hastanelerde mesela hastalar tedavi olamıyordu istedikleri gibi. Onun dışında mesela İstanbul, yani her köşesinde çöpler vardı dışarılarda. Çöp arabası gelmiyordu. Temiz değildi. Sular yoktu. Sular kesikti. Yani o günlere geri dönmek istemiyoruz Allah'ın izniyle. Teşekkür ediyorum. Son olarak gitmeden, son olarak. Muharrem İnce aday oldu. Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu. Bir de Recep Tayyip Erdoğan var. Hangi aday daha inandırıcı geliyor size? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Sadece birini örnek vereceğim. Misal Muharrem İnce. Ona CHP'yi bile emanet etmediler ki kalmış şimdi Türkiye'yi emanet etmeye çalışıyorlar. Hani... Peki HDP sizce barajı geçer mi, geçmeli mi? Geçmemeli. Meclise girmemeli. Neden? Ya çünkü PKK'ya destek veriyor açıktan. Hatta kendileri de açıklıyorlar bunu. Söylüyorlar yani. Olmaması gerekiyor. Peki siz eski Türkiye'yi gördünüz.
Ya görmedim yani gördüm de küçük yaşlarda gördüm ama babalarım annelerim çok anlatıyor yani. Siz ne diyorsunuz? Vallahi bana göre açıkçası Tayyip Erdoğan yine kazanacak seçimi. 10-12 yıldır kazandığı gibi. İnşallah bunun da devamını bekliyoruz. Peki eski Türkiye yaşın kaç acaba? 18. 18. Sen görmedin eski Türkiye'yi. Ben şu şekilde hani tarihi çok araştırıyorum ama hani eskiden olan şeyler çöp dağlarıydı. Gelmeyen hani çöp arabalarıydı, SSK olsun. Bunları nereden biliyorsun? Bunları nereden biliyorum? Hani bir gencin en iyi yapması gereken şey araştırmak. Hani ben de kendim araştırdığım için biliyorum. CHP'nin eski zihniyetine baktığınız zaman Kemal Sunal'ın bir filminde de gösteriyor. Şey kuyruğuna giriyorlar. Neydi o? Tüp kuyruğuna giriyorlar. Şimdi bakıyorsun hastaneden randevu alıp hastaneye gidebiliyorsun. Yani benim amcam hastanede 3 gün boyunca bir imza için beklemiş birisi. Hani şimdi böyle baktığı zaman hani ne bileyim Recep Tayyip Erdoğan seçilmeyecek gibi değil. Bu sıkıntıları herkes yaşadı ve artık milletimiz bu sıkıntıları yaşamak istemiyor Allah'ın izniyle. Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. Allah'ın izniyle başkan yapacağız onu. Pekala, çok teşekkürler, çok sağ olun. İsminiz nedir acaba? Arzu. Arzu Hanım, seçimler yaklaşıyor. Adayınız kim? Hangi parti? Tayyip Erdoğan. AK Parti. Neden? İşte düzgün. Ondan başka bir adam gelmedi bu dünyaya. Ne? Rahatız ya. Huzurluyuz. Hastaneler, her şeyler normal. Güzel. Daha ne olsun ki? Peki eski Türkiye'yi gördünüz. Eski Türkiye'de neler vardı? İnsanlar neler yaşıyordu? Şimdi neler oluyor? Kuyrukları, sana yağ kuyrukları. Ondan sonra ekmekler karneyle alınıyordu. Şimdi çok şükür her şey var. Daha ne olsun ki? Bu kadar. Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu aday oldu. Size inandırıcı gelmiyor mu bu adayla? Hayır. Hayır. Son olarak HDP aday Selahattin Demirtaş'ı aday olarak gösterdi. HDP sizce barajı geçmeli mi, geçer mi? Geçmesin. İstemiyorum. Neden? İstemiyorum ben. Ben askerlerimiz ölüyor. Niye isteyeyim? İstemem. Bunun sebebi HDP olduğunu mu düşünüyorsunuz? Evet. Evet. Evet, evet. Pekala, çok sağ olun. İsminiz nedir acaba? Oğuzhan Solak. Oğuzhan Bey, seçim yaklaşıyor. Evet. Adayınız kim? AKP. Hangi parti? Neden? AKP. 16 senede yaptıkları ortada. Her şey ortada. Ondan sonra görünen köy kılavuz istemez. Biz bilmeyiz. Eskileri iyi bilir bu çektiklerini. Hastanelerde, kuyruklarda, yollar, izler. Herkes her şeyi çok iyi biliyor. Gençler biraz yabancı ama herkesin dedesi var. Eskilerine bir sorsunlar. Onlar zaten AKP'ye veriyor. Ya başka diyecek bir şey yok. Yani icraatı anlatıyorlar. Öyle yapacağız, böyle yapacağız. Onu anlatmak önemli değil. O icraatı uygulamak önemli. Ve AKP o icraatı uyguladı zamanında. Çok da iyi gösterdi. Devamı da gelecek. Peki Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu adaylığını açıkladı. İnandırıcı gelmiyor mu bu adaylar size? Ya kesinlikle inandırıcı gelmiyorlar. Herkesin tabii ki belli bir vaatleri var. Ama önemli olan bu vaatleri uygulamak. Yani biz de isteriz tabii ki benzinin 3 lira olmasını. İşte çoğu şeyin vergisinin düşmesini. Ama her şey ortada. Şu anda bir nevi savaş içerisindeyiz. Bir yandan böyle bir durumun içinde olup bir yandan ekonominin bu kadar iyi korunması başka bir hükümet zamanında mümkün değil. Bir yandan 15 Temmuz gibi bir şey yaşadık ve ertesi gün çok güzel bir şekilde toparlandık yani. Bir günde. Bir günde böyle bir toparlanma bunu başka bir ülke yaşasaydı kesinlikle içinden çıkamazdı. Mısır yaşadı. Mısır yaşadı. Yani her şey görünen köy dediğim gibi kılavuz istemez, her şey ortada. Peki ismin neydi bu arada? Oğuz. Oğuz. Orta Doğu coğrafyasında Suriye'de, Irak'ta, yani, Mısır'da, Kudüs'te olan olayları Muharrem İnce veya Meral Akşener bu politikayı yürütebilir mi? Meral Akşener'i geç zaten. Muharrem İnce hani Erdoğan'ın devirebilecek diye düşündükleri. Sen 2 milyon Suriyeli'ye bakacaksın. Üstüne gidip orada savaş yapacaksın. Bir dünya para arayacaksın. Üstüne ekonomi yok diyorlar. Herkes bitti bilmem ne. Ben burada bitmiş kimse görmüyorum. Çatır çatır dolaşıyoruz. Çatır çatır kazanıyoruz, harcıyoruz. Yok ekonomi çöktü. Öyle bir şey yok. Kesinlikle öyle bir şey yok. Peki son sorum olsun. HDP Selahattin Demirtaş'ı aday olarak açıkladı. Hapiste Selahattin Demirtaş şu anda. Peki HDP sizce barajı geçmeli mi, geçer mi? HDP barajı geçecek. Ben öyle görüyorum. Zaten HDP'nin şeyi belli. Yani hitap ettiği topluluk belli. Bu toplulukta Kürt kardeşlerimiz çok. Ben Trabzonluyum.
Çok Kürt kardeşim var, arkadaşım var. Kesinlikle hepsini çok seviyorum. Ama çoğu Kürt kardeşim de AKP'ye oy veriyor. Hani HDP onlara hitap ediyor. Ama geçecek barajı. Geçmesini ister misiniz? Ya şimdi ben AKP'li olarak tabii ki de geçmesini istemem. Ama hayırlısı, bakalım ne olacak. Yani bilmiyorum artık. Pekala, çok sağ olun. Hayırlı günler. Merhabalar. Merhaba kardeş. İsminiz nedir acaba? Kaya. Kaya abi, burada çalışıyorsun sanırım. Balık satıyoruz. Yapıyoruz. Balık satıyoruz. Seçim de yaklaşıyor. İnşallah hayırlı olur. Ne düşünüyorsunuz? Adayınız kim? Baba, reisten başka adam tanımam Türkiye Cumhuriyeti'nde. Başka adam yoktur. Bir tane varsa reis. Başka adam hepsi pasar ya. Hepsi boş laf konuşuyor. Yapın bir şey yok. Yıkım var baba ya. Baba yavla. Yapın, bir şeyler yapın. Adamlar diyor ben bunu geldim, bunu yıkacağım. Baba, yapılmış köprü yıkılır mı? Adam havalanı yapılıyor. Orayı yıkacağım babacan. İktidar Saray. Saraldan başka bir şey yok babacan ya. Baba, ilerlememiz lazım. Gerilememiz yok. Adam o yeni Türkiye'ye otomobil araba çıkarıyor. Yerli otomobil çıkarıyor. Adam diyor ki ben onu yaptırmam. Baba, niye yaptırmıyorsun baba? Diyor Tayyip Erdoğan geriden geliyor. Neye geriden geliyor baba? Niye geriden geliyor? Baba, sen ilerlet o zaman. De ki ben bunu yapacağım. De hele ya. Adam baksana baba, kandili mandili hepsini yerinden bir ediyor baba. Böyle adam yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin adamı, başka adam yok. Ben 50 yaşındayım baba. Tüp kuyruğunu unutmadım vatandaş. Hastanede rehin kaldık, rehin. 50 milyonumuz yok da hastaneden adam çıkaralım. Onları unutacağız mı biz? Baba, gidiyorsun paşalar gibi en iyi hastaneye gidiyorsun, bakılıyorsun. Ha, sigorta bakılıyor mu? Devlete, özele de gidiyorsun. Kesiliyor. Gideceğim baba. Oraya da gidebilirsin, oraya da gidebilirsin. Ama devlet yapmış abi. Ne güzel hastaneler baba. 500'lü de hastane baba. Daha ne olsun? Allah razı olsun bu adamdan. Bu adam giderse bu Türkiye Cumhuriyeti 50 sene geri gider. Peki Davut muydu isminiz? Kaya. Kaya abim. Eski Türkiye dediniz. Eski Türkiye'de ne vardı? Baba, en basitini söyleyeyim mi? Ben 1977'den beri bu Eminönü'ndeyim. Şurada çöp yığını vardı. En önemlisi. Çöp yığınından buraya turizm gelemiyordu. Koku, pislik, rezillik, hastalık ya. Kolera hastalığı olacaktı vatan. Su akmıyordu baba. Su diye sıkıntı vardı ya. Buradan evimize su götürüyorduk başkan ya. O günden unuttuk baba. Şimdi 10. kata basıyorsun. Su çıkıyor. Baba, tüp mü? Dolu baba. Doğalgaz baba, dolu. Allah razı olsun ya. Bayburt'ta bile doğalgaz var. Ben Bayburt'luyum babacan. Daha ne olsun be abi ya. Yollar dört dörtlük baba ya. Allah aşkına yapmayın ya. Arayış yap, peşine aramasınlar. Böyle bir adam bulamazlar. Bu yani Avrupalı bile bunu gözüyle görüyor. Ama niye önümüzü kesmeye bakıyorlar? Böyle adam giderse giderim. Peki Kaya abi, Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Selahattin Demirtaş adaylığını açıkladı. Peki inandırıcı gelmiyor mu size bu adaylar? Hiç. Hiçbiriniz basar ya. Ya hele bir Karamanoğlu mudur ne? Saadet'in başındaki adam. Temel Karamollaoğlu. Adam gitmiş paralel yapı. HADEP'le beraber birleşiyor. Ben o adama ne diyebilirim abi? Benim bir şey diyeceğim. Sözün bittiği yerdir. Peki HDP adaylığını açıkladı. Selahattin Demirtaş'ı aday olarak gösterdi. Barajı geçer mi sizce HDP? Geçmeli mi? Geçemez babacan. Nereye geçiyor? Bu millet gördü ya. Neyi gördü? Neyi gördü? Babacım, Güneydoğu'daki adamlar da görüyor babacan. Çocuğunu alıyor doğuya, dağa götürüyor. Adam vurduruyor. Adam öldürüyor başkan. Bunu yani HDP'nin altında kalacak işte. Terör örgütüyle bir bağlantısı olduğunu mu düşünüyorsun? Herhalde başkan daha bunu yani görüyor ya. Ya köyde kendi çocuğunu niye çıkarmıyor? Çıkarsın ya kendi çocuğunu. Özel okutta okutturuyor. Orada garibimin çocuğunu alıyor, doğru daha çıkarıyor. Garibim çocuğu ne olacak? Peki şöyle de bir soru sorayım. Meral Akşener dedi ki eğer HDP adayını Selahattin Demirtaş olarak gösteriyorsa ve YSK da bunu kabul ediyorsa Selahattin Demirtaş'ın içeriden çıkması gerekiyor dedi. Yani Selahattin Demirtaş'a bir nevi özgürlük tanımak istedi. Ne düşünüyorsunuz? Burada en büyük sıkıntı niye biliyor musun başkan? Burada adamın hemen cezasını keseceksin, mahkum edeceksin başkan. Ama diktatör bir devlette olduğumuzu söylüyor karşı taraf. Öyle olsaydı daha iyi olurdu. Cezası kesilirdi, bilirdi ki babacım adamı daha aday gösteremezsin. Ya nasıl bir adamın sabıkası basa iş yerini almıyorsansa bunu da devlete almayacağım başkan. Yani şu anda demokratik bir devlette yaşıyoruz. Aynen öyle. Aynen. Yoksa aday olamaz. Aynen öyle. Daha bundan daha özgürlük olabilir mi? Herkese özgürlük var. Bir sefer paralel yapı Meral Akşener. Almış paralel önüne baba. O oradan Amerika'dan para gönderiyor. Bu da buradan savuruyor. Meral Akşener'in FETÖ ile bağlantısı olduğunu mu düşünüyorsun? Olmaz olur mu başkan ya? Paralar nereden geliyor? Bunun, nereden alıyor bu kadar parayı başkan ya? Amerika'dan FETÖ buna gönderiyor. Bu burada harcama yapıyor. Meral Akşener'in daha önceki açıklamalarından mı yola çıkıyorsunuz? 15'inden sonra başbakan olacağım, her şey değişecek dediği. Ama hiçbir şey olamaz.
Bir şey olamadı onun çünkü alternatif yok, böyle bir kafa doldurucu bir şey söylemiyor. Kafayı dolduracak bir şey söylemiyor. Hiçbir şey kafa doldurmuyor benim. Benim kafam almıyor onun konuşuyor. Kapatıyorum televizyonu gördüm onları kapatıyorum. Meral'la onu bir de Karamanoğlu'nu. Ben onları gördüm baba sanki şey yılanı görüyorum. Son olarak bir soru soracağım. Recep Tayyip Erdoğan şu anda Kudüs'te, Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da coğrafi bir politika sergiliyor. Bu politikayı Muharrem İnce, Meral Akşener ya da Temel Karamollaoğlu aynı politikayı aynı coğrafyada sergileyebilir mi? Hayır, yapamazlar ki. Onlar o cümleyi konuşacak adam değiller babacan. Onların hangisi bir cümle konuşacak adam ya? Ya dünyadaki, Amerika'daki Trump bile adam, böyle bir adam yoktur diyor ya. Putin diyor ki böyle bir adam yok, dünyada yok. Hakikaten o bile iptal ediyor böyle. Daha ne olsun babacan. Eyvallah. İsminiz nedir acaba? Ha? İsminiz nedir? İbrahim. İbrahim Bey, seçim yaklaşıyor. Oyunuz kime? Adayınız kim? Ben CHP'liyim de fakat memlekete gitmeyeceğin gerek yok. Kaybedeceğimizi biliyorsun yani. Yine Erdoğan kazanacak yani. Gidip de 5 lira masraf etmeye yani. Heh. O yüzden yani bu adam bizi devamlı yeniyor. Erdoğan olduğu sürece bize yaşamak yok yani. Neden? Çünkü neden mi? Ben CHP'liyim. Kazancımız bilseydi Kılıçdaroğlu kendi genel başkanımız kendi kordu. Bizi alet ediyor. Ben şimdi gideceğim memlekete oy kullanmaya, 5 lira gidiş, 5 lira geliş, 1000 lira kim verecek? Seçimden sonra bizi kaybolacaklar. Kazancımı bilsem giderim CHP oyumu kullanırım. O yüzden çünkü millet aptal değil. Bizim genel başkanımız Kılıçdaroğlu kazancımı bilsem Cumhurbaşkanı o gordur. Ben niye masraf edeyim ki? Aptal mıyım? Bu gerçek yani. Peki CHP'lisiniz. CHP'lisiniz. Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı işleri doğru buluyor musunuz? Lan kardeşim ben Atatürkçüyüm. Atatürk Türkiye için savaşmış. Bu teröristlerle PKK'yla şundan bundan beraber olmamış. Atatürk asker adamdı. Geçen Muharrem İnce Atatürk'ün generalına hakaret ediyor. Gidiyor terörist başına cezaevinden çıkarmak istiyor. Bunlar benim midem bulandırıyor. Selahattin Demirtaş'ı. Aynen. Ya onlara çıksa APO'yla çıkaracaklar. Yemin ediyorum bak. Soğudum ben ya CHP'den ya. Yani CHP değil ya. Bu Atatürk'ün CHP'si değil. Ya, bunu Atatürk'de kullanıyorlar ya. Ben Atatürk'ü bundan iğreniyorum artık ya. Ben soğudum ya. Peki eski Türkiye'yi biliyorsunuz. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan olmadan önceki Türkiye'yi biliyorsunuz. O Türkiye nasıldı? Bu Türkiye nasıl? Abi şimdi bak, ben açık söyleyen. Erdoğan'ın yaptıklarını kıskanıyorum. Fakat Erdoğan bizim yaşadığımızı bir yaşaması lazım. Birasını içecek, raksını içerse biz ona veririz oyumuzu yani. Açıkçası yani. Ya aramızdaki fark bu. İçkisini içecek, birasını içecek, şarabını içecek, oyumuzu biz Erdoğan'a veririz yani. Aramızdaki fark bu yani. Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Merhabalar. Merhaba. İsminiz nedir acaba? Özcan. Özcan Bey, adaylar açıklandı. Oyunuz kime? Aday kim? Oyumuz MHP'ye vereceğim ben. Cumhurbaşkanı adayım Recep Tayyip Erdoğan. Yani devlet bizim başkanımızın şeyiyle... Yani şeye vereceğiz, Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğiz. Peki CHP'ye, HDP'ye ya da İYİ Parti'ye neden vermiyorsunuz? Onlar şehir ittifakı diyorum kısacası. Yani cezaevindeki birini ziyaret ederek ve onun çıkmasını istiyorlar. Yani böyle bir şey imkansız, biz buna izin vermeyiz. Yani sonuna kadar tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan. Sevgili izleyenler, Söz Milletin programında bugün Cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan mı, Muharrem İnce mi, Meral Akşener mi yoksa Temel Karamollaoğlu mu daha inandırıcı diye sorduk. Sokaktaki vatandaşlarımızın cevabı da bu şekilde oldu.